Aslında geçmişten bu yana depremlerin derin izlerini taşıyoruz. Yani almamız gereken çok ders vardı ama o dersleri almadık belli ki. Açılan bu yeni ve çok büyük yara Türkiye'nin gerçeğini aslında bir kez daha ortaya koydu. Deprem gerçeğini acı sonuçlarıyla, çok acı sonuçlarıyla. Tabii buradan ders almak gerekiyor. Birçok bölge risk altında, bunu biliyoruz. Yapmamız gereken önlem almak. O önlemlerden biri. Mesela oturduğunuz evin sağlam olup olmadığını öğrenmek, buna emin olmak. Biliyorsunuz beklenen, pek çok yerde beklenen depremler var. Uzmanlar bunu söylüyorlar zaten. Yer belirtmeye gerek yok. Türkiye'nin büyük çoğunluğu, yaklaşık %70'i bu deprem kuşağının içerisinde. Tabii işin bir de doğru bildiğimiz yanlışlar kısmı var. Arkadaşlarımız araştırdı. Yaşanan Kahramanmaraş merkezi ve 10 ili derinden etkileyen depremlerden sonra herkesin aklında tek bir soru var. Evim depreme dayanıklı mı değil mi? Deprem dayanıklılık testi nasıl yapılır ve fiyatı ne kadar? Yani binanın demirin eksik olması vücuttaki iskeleti taşıyamamak gibi. Yönetmelik belli ama yönetmeliğe uyan müteahhit sayısı da bir o kadar az. Bina dayanıklılık testinde ilk aşamada ise binanın iskeleti ölçüyor. Sinyal verdiği yerde bizim demir donatımızın olduğunu gösteriyor. Bu birinci donatımız. Bu ikinci donatımız. Ve üçüncü donatımız. Etreye sinyal veriyor. Ve ikinci etreye sinyal veriyor. Şu şekilde. 26 santim görünüyor. Peki bu ne anlama geliyor şu an? Etriyesinin uygun olmadığını gösterir. 2001 düzenlemesinden önceki binalarda eksikler öne çıkıyor. Eski bir yapı ve donatıdan ve etriyeden kaçınılmış. Şu arada da bir donatı olması lazım. Yapı dayanıklılık testinde ikinci aşama ise binadan karot örneği alınması. Yani buradan bir beton örneği alınıyor. Karot makinamızla karotumuzu alacağız. Aldığımız numuneleri laboratuvar ortamında deneyini gerçekleştireceğiz. Karot örneği alınması binanın yapısına zarar vermiyor. Uygun olan donatı boşluğundan yakalamaya çalışıyoruz. Bakın dikkat edin. Biz yaptığımız ölçümde donatıya hiçbir şekilde zarar vermeden sadece beton kütleye ulaşmaya çalışıyoruz. Üçüncü aşamada ise sıyırma işlemi yapılıyor. Bu işlem demir donatların özelliği ve çapına bakmak için. Sıyırma işlemimiz bitti. Artık demir donatını görüyoruz. Peki buradan ne gibi bir sonuç çıkıyor bizim karşımıza? Demirin cinsi zaten BS220 çeliği diye tabir ettiğimiz düz çelik. Düz çelik zaten 99 yönetmeliğinden sonra kullanımı durdurulan, yasaklanan bir demir çeşidi. Demirdeki korozyon durumu gördüğünüz gibi demirin artık rengi, dokusu bakın şöyle artık gevrekleşmek üzere şişmiş. Böyle artık zaten ufalanmaya başlamış beton. Burada aslında görmememiz gereken bir örnek daha görüyoruz. Burada deniz taşı var. Burada bak görün işte yani bakıyoruz midyeler, parçacıklar, un gibi burada dağılıyor. Bu da neden? Çünkü doğru bir şekilde elenmemiş. Dayanıklılık testinde ücret binanın kat sayısına göre değişiklik gösteriyor. Standart bir binanın risk analizi 3.000 ila 5.000 lira arasında değişiklik gösterir. Başvururken bütün kat maliklerinden onay almak gerekiyor mu? Hayır, bütün kat maliklerinden onay alınmasına gerek yoktur. Test aşamasında yoktur.